Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için çok yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Peki kimlerle görüştü Erdoğan? Bu sorunun yanıtı için Ankara'ya gidelim. CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan bizimle birlikte. Arda iyi pazarlar, hemen sözü sana bırakalım. Tunç Arslaner Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 18. gününde devam ediyor. Esasında tarafların geriliminin yükseldiği dönemlerden bu yana Türkiye diplomasi için masada diğer ülke liderleriyle, hükümet başkanlarıyla görüşüyor. Ancak e, krizin başladığı dönemden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğunlaştırmış şekilde diplomasi trafiğini, liderlerle görüşmesini sürdürüyor. Şimdi dilerseniz grafiğimizde bir zaman akışı içerisinde kimlerle neler konuşuldu onları inceleyelim. Takvimi 23 Şubat'tan başlattık. 23 Şubat'ta oldukça önemli bir görüş vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşü. Tansiyon çok yüksekti ancak henüz askeri müdahale başlamamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o telefon görüşmesinde Putin'e Türkiye gerginliğin azaltılması ve barışın korunması için üzerine düşeni yapmaya hazırdır mesajını net bir şekilde vermiş oldu ancak takvimler 24 Şubat'ı gösterdiğinde Rusya Ukrayna'ya bir askeri harekat başlatmıştı. 24 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan Ukrayna lideri Zelenski ile ve Fransa lideri Macron'la birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın saldırısı ve bölgedeki görüşmeler ele alındı. 25 Şubat oldukça önemli bir başka tarih. Krizin gerginliğin başladığı dönemden bu yana Türkiye esasında NATO Liderler Zirvesi'nin toplanması gerektiğini ifade ediyordu. İşte müdahalede başladıktan bir gün sonra NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyesi ülkelere bölgedeki krizin sonlandırılması ve insani durumun iyileştirilmesi yönelik mesajlar verdi. Çevrim içi yapılan NATO liderler zirvesinde Ukrayna lideri Zelenski ile ikinci telefon görüşmesini Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Şubat tarihinde gerçekleştirdi. Zelenski'ye şu mesajı verdi o görüşmede. Daha fazla can kaybının yaşanmamasını ve Ukrayna'nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösteriyoruz ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski'ye. 1 Mart'tan devam edelim dilerseniz. Lukashenko ile Belarus lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı. Savaşın durdurulması ve barışın tesis edilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti. Yine 1 Mart tarihinde Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü. Ayrıca Avusturya Cumhurbaşkanı ile de birer te yine telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kosova Cumhurbaşkanı'nı çağırdı 1 Mart tarihinde Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı esasında öyle demek daha doğru tabii ki. Avrupa, B Avrupa Birliği üyesi ülke ülkelere bir mesaj verdi. Türkiye'ye, Ukrayna'ya gösterilen hassasiyetin Türkiye'ye de gösterilmesi gerektiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. 4 Mart tarihine geldiğimizde de yine Avrupa'ya dönük bir temas olduğunu görüyoruz. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'la bir telefon görüşmesi yaptı Erdoğan. Johnson'a şu mesajı verdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının derhal sonlandırılması ve acilen ateşkese gidilmesi için çaba göstermeyi sürdürüyoruz dedi. Yine liderin, yine bir Avrupa liderine muhatabına diplomasiyi işaret etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile yaptığı görüşmeyi görüyorsunuz. Yine 4 Mart tarihinde 5 Mart'a geldiğimizde Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile telefon görüşmesi yaptı Erdoğan. Barışın yeniden tesisi için ellerinden gelen tüm çabayı sürdüreceklerini ifade etti. Yine diplomasiyi yine barışı işaret etmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Mart'taki temasların içerisinde Litvanya Cumhurbaşkanı, Kanada Başbakanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı da vardı. Küresel diplomasiyi diplomasi trafiğini 5 Mart'ta da sürdürdü. 6 Mart tarihine geldiğimizde yine Vladimir Putin'i görüyoruz. Krizin başından bu yana yaptığı ikinci telefon görüşmesiydi Vladimir Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Oldukça net mesajları vardı. Hep birlikte barışın yolunu açalım dedi Vladimir Putin'e Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bölgede insani koridorların açılması ve bir barış anlaşmasının imzalanması için acilen adım atılmasının önemli olduğunu vurguladı. 7 Mart tarihine geldiğimizde Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile bir telefon Telefon görüşmesi gerçekleştirdi Erdoğan. İnsani yardım ve tahliye konularını ele aldı. Moldova'nın da yine bölge ülkesi olması nedeniyle önemli bir görüşmeydi. 9 Mart Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mart tarihinde e, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ağırladı. Ve ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.